Merhaba ben Kerem Çiller bu videomuzda size Dünya Bankası'nın ülkemize sağlamış olduğu 400 milyon dolarlık yeşil fondan bahsedeceğim. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve KOSGEB'in yürütücülüğünü üstlendiği bu projede yeşil sanayi destek programında neler var? birlikte hızlıca inceleyeceğiz. Bu arada bütün bu dokümanları blog sayfamızın içerisinde de link olarak paylaşacağım. Açıklama kısmında detaylıca okumanız mümkün olacak. Temel noktaları hızlıca değinmek istiyorum. Yeşil Sanayi Destek Programı'nın başvuru uygunluk koşullarından bahsedeyim size. Küçük veya orta ölçekli sanayi kobileri olması gerekiyor. İşletme Findex Kredi Notu Endeksinde orta riskli, az riskli, iyi veya çok iyi gruplarından birinde olmalı. İşletme onaylı son mali yıl verilerinde yer alan mali bilanço veya net satış hasılatı proje toplam bütçesinden büyük olmalıdır diyor. Şartlardan bir tanesi de bu. Başvuru yapacak tüm işletmelerin proje teklif çağrısı ilan tarihi itibariyle en az 2 yıl önce kurulmuş olması gerekmektedir diyor. Çevresel ve sosyal yönetim sisteminde tanımlanan kriterlere uygun olması ve en az 20 tep veya eşdeğeri kilowatt tüketim olması başvuru koşullarının arasında yer alıyor burada başvuru tarihlerinden bahsedeyim oldukça geniş bir Aralık tutulmuş 8 Aralık 2023'te başladı bu süreç ve 30 Kasım 2024'e kadar devam edeceğini bize söylüyorlar Yeşil Sanayi destek programı uygun proje konusu nedir Güneş enerji sisteminin kurulması ve işletilmesi proje süresi en az 8 ay olmak üzere en fazla 12 ay desteklenecek proje giderleri makine teçhizat giderleri olarak belirtilmiş. Destek üst limiti 14 milyon TL, destek oranı %60. Destek türü ise geri ödemeli olarak belirtilmiş. Geri ödeme konusu proje süresinin e, bitiş tarihinden sonra 12 ayı ödemesiz olmak üzere 4'er aylık dönemler halinde 6 eşit taksitte yapılır şeklinde de net bir şekilde açıklanmış. E, özellikle Adana, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Nurdağı ve İslahiye hariç Kilis, Osmaniye ve Şanlıurfa ağır hasarlı veya acil yıkılacak bina parantez içinde %80 oranında destekleneceği söylenmiş. Ee, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illeriyle Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde %90'a varan bir e, destek oranından bahsediyoruz. Deprem bölgemizin yeniden toparlanması açısından da oldukça güzel bir durum olacak. Yeşil Sanayi Destek Programı olarak bir başka program daha var. Burada uygun proje konuları enerji verimliliği, su verimliliği, hammadde verimliliği, sürdürülebilir ve iklime dayanıklı atık geri dönüşümü, endüstriyel simbiyoz, döngüsel ekonomi olarak belirtilmiş. Yine aynı şekilde 8 ay en az veya 12 ay en fazla proje süresi. Desteklenecek proje giderleri daha bir geniş kapsamda personel, makine, teçhizat, yazılım ve hizmet alımını kapsamış. Destek türü 4 milyon TL ve destek oranı %70. Destek türü yine geri ödemeli ve aynı şartlar 12 ay geri ödemesiz ve sonrasında 4 aylık süreçlerde periyotlarda 6 eşit taksitte yapılacağı söylemiş. Yine deprem bölgesindeki illerimizde %80 ve 90 oranında destek oranları söz konusu. Yeşil Sanayi Programı'nın nasıl yürütüleceği ile ilgili bir yol haritası da bu dokümanın içerisinde belirtilmiş. Başvuru nasıl oluyor, kontroller nasıl oluyor, planlama, tutar desteklerinin belirlenmesi, projenin başlanması, projenin gerçekleştirilmesi, ödemelerin yapılması, projenin tamamlanması, proje sonrası izlenme her şey çok net bir şekilde açıklanmış. Umarım bu yeşil fon faydalı olacaktır. Güneş enerjisi yatırımlarının artmasına katkı sağlayacaktır. Önemli olduğunu düşünüyorum. Umarım bu fonların sayısı da artar, kapsamları da daha genişler. O anlamda faydalı olacağı kanaatindeyim. Evet, bu videomuzda Dünya Bankası'nın ülkemize sağlamış olduğu 400 milyon dolar değerindeki yeşil fondan bahsettim size kısaca. Tüm detayları, tüm dokümanları da blog sayfamızda bulabilirsiniz. Açıklama kısmında sizlerle paylaşıyor olacağım. Dinlediğiniz, izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.